Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye-Yunanistan gerilimi tırmanıyor. Yunanistan'da muhalefetten dikkat çeken Türkiye açıklaması yapıldı. Yunanistan'da muhalefet partileri anavatan Türkiye ile yaşanmış gerginliğe karşı bazı açıklamalar yaptı. Yunanistan'da medya kuruluşları Atina yönetiminin önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın konuşmasına kilitlendiğini yazdı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemlerde karşılıklı açıklamayla beraber tırmanırken Yunanistan'da muhalefet partileri tartışmaya katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Atina'da halen gündemdeki yerini korurken muhalefetten arka arkaya dikkat çeken Türkiye açıklaması yapıldı. Yunanistan'da Merkez Sağ Partisi Yeni Demokrasi milletvekillerinden Kostas Türkiye tarafından gelen tehdidin gün geçtikçe arttığını vurguladı. Bu kişi Türkiye'de 2023 seçimlerine kadar agresif söylemlerin zirve yapmasını beklediğini de söyledi. Yunan milletvekili Türkiye ile beraber son dönemde yaşanacak gerginliğe ilişkin kimse nereye gidebileceğini bilmiyor, kaza ihtimalinden korkuyorum şeklinde konuştu. Yunanistan devletinin sorunları diplomasi yoluyla çözmeye çalıştığını, en azından bunun için mücadele ettiğini de söyledi. Yunanistan'da bir önceki dönemde iktidarda olan şu anda ana muhalefet partisi eski başbakan Alexis Tsipras'ın partisi Türkiye konusunda sesini yükseltti. Bu partiden milletvekili Yannis, Yunan mevkidaşı gibi Ege'de yaşanabilecek bir kaza ihtimalinden söz ederken Erdoğan'ın gerilimi daha da tırmandıracağını düşünüyorum şeklinde konuştu. Yunanistan'da bir başka parti ise yaptığı açıklamasında Türkiye'nin saldırısının sürpriz olmayacağını da ifade etti. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarda buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.